Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta tek bir komut sayesinde çok güzel okul eşyaları yapacağız. Çok hoşunuza gidecek gerçekten. E, videoyu beğenirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz diyorum ve hızlı bir şekilde videoya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi e, hemen bir komut bloğu alalım elimize. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu e, şöyle boş bir yere koyalım ve sağ tıklayalım. Arkadaşlar şimdi e, ben ctlb ile buraya bir şey yapıştırıyorum. Yani ctlb ile e, önceden kopyalamış olduğum bir kodu yapıştırıyorum. Siz de arkadaşlar bunu açıklamadık linkten giderek kopyalayabilirsiniz. Gerçekten çok 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 uzun bir kod olduğundan. Hani diğerlerine göre bu gerçekten arkadaşlar çok daha uzun şeyden açıklamadan tıklayarak oradaki siteye giderek oradan kopyalayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar tamam bitti diyoruz ve evet şimdi arkadaşlar bunu aktif hale getirmemiz lazım. Bunun için bir redstone bloğu yeterli olacaktır. Hemen şöyle alalım bir dakika alamadık yere attık. Heh şöyle yanına koyalım ve kıralım. Bu çalışmış oluyor zaten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi kendine makinamız çok güzel oluştu. Başı nereye gitti? Ha başı buraya tamam. Şimdi arkadaşlar e, şuradan makineyi silebiliyorsunuz işiniz bitince. Ama şu an biz daha yeni başlıyoruz silmemize gerek yok. E, şuradan basınca bir açıklama yapıyor sadece işte abone ol falan gibisinden yapan kişi. E, ve heh, şimdi arkadaşlar buradan e, açıklamasını normalde görmemiz gerekiyor. Fakat arkadaşlar... E... Şey demiş yani git videoma bak oradan e, gör demiş adam buraya buraya yazmadım demiş e, ben zaten arkadaşlar nasıl yapıldığını biliyorum e, şeylerin size zaten teker teker göstereceğim şimdi arkadaşlar kendimize bir sınıf bulmamız lazım e, şurada bir sınıf vardı bu sınıf mı? Yok bu değil bir dakika. Şöyle ileride biraz daha ileride. Ha bak burası mesela bir sınıf değil mi? Yok. Bu baya büyük bir şey bir dakika. Ha mesela evet burası güzel bir sınıf arkadaşlar. Şimdi burayı nasıl yaşarız? Yani şuraya mesela tahtayı koyarız. tam sıralara böyle dizeriz. Aynen okey. Şimdi arkadaşlar şuraya tahtayı koyacağımızı düşünürsek. şu En ön sıra şurada olsa. Aynen güzel olur tamam Şuraya en ön sırayı koyarız tamam Şimdi arkadaşlar ilk eşyamız masa Yani sınıfımıza ilk olarak masalarımızı döşeyeceğiz ee, Ve en ön sıra o yüzden hani nerede olsun diye baktım Şimdi arkadaşlar masa şöyle yapılıyor ee, Bir tane arkadaşlar wooden pressure plate lazım bize Yani e, tahta basınç plakası lazım bir tane Ve daha sonra arkadaşlar bunun ardından yer atacağımız şey stick Yani dört tane de bunlardan stick atmamız gerekiyor Şu şekilde arkadaşlar bir tane bunu Ve ardından dört tane stick'i bu şekilde attığımızda Bunlar arkadaşlar birleşerek e, bir table bir de remove table olarak iki tane e, yumurta veriyor bize Yani yani bunlardan bir tanesi masayı koyuyor bir tanesi de masayı arkadaşlar ya yanlış bir şekilde falan koyarsak veya işte oradan silmek istersek silmemize yarıyor. Şimdi hemen masamızın en ön sırasını mesela şuraya koyalım aynen tamam en ön sıramız burada olsun. 4 tane fazla mı olur? Şöyle düşünsek yok fazla olmaz aynen tam ideal olur bence. Şöyle şuraya mesela dizelim. Aynen şurası tahta olsa mükemmel tamamdır. Evet aralarda şu şekilde boşluk bırakacağız ki e, buralarda arkadaşlar sandalyeler gelecek. Sandalyeyi de yapacağız yani hiç merak etmeyin tamamen gerçekçi bir sınıf olacak arkadaşlar burası e, biraz sonra. Şimdi e, masalarımızı koyalım en arka sıra neresi olsun şuradan girdiğimizi düşünürsek. Bir tane daha koyalım aynen şurada sandalye olur en son. Tamam çok güzel düşündük. Şöyle şuraya da koyarsak bir dakika buraya kaç oldu bu? Ha bu par bir dakika bir dakika bir dakika. Bu 5 oldu böyle oldu bekle. Şunu hemen silelim bu şekilde. Şöyle olduğu bloğa tıklarsak Yani... Aa bir dakika yanlış oldu. Ee, şunu söyleyeyim. Oğlum ne oldu? <laughs> bir şeyler oluyor. Dur ya. Ha tamam düzeldi okey. Şimdi arkadaşlar bu şekilde masalarımızı yerleştirdik. Ama masalarımızın üstü boş mu kalsın? Evet çok güzel oldu mükemmel oldu ama masalarımız üstü arkadaşlar boş. Yani hani hiçbir sınıf ortamı e, gibi değil. Hani sınıftaki adamın masasının üstü boş mu olur? Hayır. Kitap olur, defter olur, kağıt olur değil mi? Şimdi arkadaşlar hemen onları ayarlayalım. Şöyle e, şuradan e, kitap alalım e, ondan sonra ne alalım kağıt alalım aynen paper yazalım hemen şuraya Evet bunlar arkadaşlar teker teker masalara serpiştirelim ki biraz sınıf görüntüsü alsın Evet buraya mesela şu kağıtlardan koyalım arkadaşlar daha sonra e, bu sıraya şöyle kitaplar koyalım e, Şöyle yukarıdan bakarak tamam şundan da koyalım book and cool'dan koyalım bir dakika tamam şu en arka sıralarda koyalım Evet arkadaşlar mesela şuraya e, bu şekilde kitaplarımızı koyduk e, şöyle şuraya da koyalım şuraya da bir kağıt koyarsak çok güzel olur. Bir dakika. Neyse şöyle bir koyalım. O koyulacak. Heh, tamam koyduk. Ee, şurası biraz boş kaldı yine. Aynen burada sadece iki tane kağıt var. Başka bir şey yok. Biraz boş kaldı diyorum ama. E, ee, iki tane kağıttan başka bir şey yokmuş. Bir dakika şunları heh, şöyle koyacağız. Allah'ın izniyle. Tamam oraya koyduk. Yeterlidir. Şuraya bir de şu kitaplardan yerleştirebilirsek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ee, hadi bakalım. Aynen çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım şöyle. Tam bir sınıf ortamı. Yemin ediyorum tam bir sınıf ortamı oldu. Evet arkadaşlar sıra sandalyelerde yani şu boşlukları zaten ben sandalyeler için bırakmıştım. Ee, sandalye nasıl yapılıyor hemen bakalım arkadaşlar şöyle şunları bir silelim şuradan. Şunları da silelim tamamdır. Şimdi arkadaşlar sandalye yapmak için iki tane ee, iron demeyeyim de şu iron'a benzeyen pressure plate var ya yani arkadaşlar şuradan bakabiliriz ona. Hani iron yazarak değil şu pressure plate yazarak bakabiliriz. Aynen bakın şu heavy mi ne oluyor yani anladınız mı bakın. Ee, bu... Iron'a benzeyen pressure plate arkadaşlar iki tane alıyoruz bundan şu şekilde. ve stick yine arkadaşlar dört tane alıyoruz şu şekilde 1 2 3 4 tane stick alıyoruz ve bunları arkadaşlar yine daha demin gibi arda arda atıyoruz şu şekilde ve şu şekilde Evet bunlar da arkadaşlar birleşince bir çayır bir de limon çayır olarak iki tane yumurta veriyor bize. Yine arkadaşlar aynı mantık. Bir tane sandalyeyi koyuyor. Bir tane sandalyeyi siliyor arkadaşlar ama bunun daha farklı bir silme yöntemi var. Hemen şurada arka sıradan başlayarak göstereyim onu. Şimdi arkadaşlar şöyle siliniyor. mesela şuraya sandalyeyi koyduk ya. Sandalyenin olduğu blok değil de bir arkasındaki bloğa tıklayınca siliniyor. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben hani sandalye burada ya. Bunun hani olduğu bloğa bu şekilde bununla tıklayamıyorsunuz. Bir arkasındaki bloğa tıklıyorsunuz. E, ve sandalyeyi bu şekilde siliyorsunuz. Ona göre dekasyonunuzu yapın yani. Şimdi şu şekilde sandallerimizi sandalyelerimizi koyalım arkadaşlar. Evet çok güzel. Buraya da koyalım. Bir dakika. Heh, tamam şuraya da koyalım. Tamamdır. Şimdi şu araya da koyalım. Ha, şöyle biraz yükselirsek çok da... Aaa çok kötü bir şey yaptık lan şu an. Abi şu an sıçtık ya. Hay Allah kahretsin ya. Heh, tamam devam edelim. Şimdi bir dikkatli bak. Heh, dikkatli dikkatli. Şöyle blue görünce şöyle. Heh, etrafındaki çizgileri görünce yerleştirelim. Tamam. Şuraya da koyalım evet. Allah'ın izniyle şuraya da. Şuraya da. Bir dakika şuraya. Hadi 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 agaret. Ay, bir daha. Allah, Allah kahretsin yine buraya koyduk. Tüh, dur. Şöyle heh, aldık tamamdır. Ee, yumurtamızı. Lan. Heh, gördük tamamdır. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır. Bir tane sıramız kaldı arkadaşlar. Onu da hemen yapalım şöyle hızlı bir şekilde. Sizi de sıkmadan. Evet, son sıramızda da yerleştirdik. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle yine bakalım. Abi şu an var ya tam bir sınıf ortamı oluyor. Yemin ediyorum. Öbüründen şu an daha da gerçekçi. Abi mükemmel. Şey bak şuradan bakalım şöyle bir yandan? Of, 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 of. Evet arkadaşlar, şimdi sınıfımıza bir tahta koyalım, değil mi? Aynen bir tahta lazım sınıfımıza şuraya tam karşıya arkadaşlar Of mükemmel olacak onu da koyunca Şimdi şunları bir silelim şuradan Hemen tahta nasıl yapılıyor size onu göstereyim Şimdi arkadaşlar banner lazım bize şu siyah bannerlardan bir dakika ha, Evet bundan 4 tane gerekiyor ee, Daha sonra arkadaşlar 4 tane yine stick gerekiyor Her zaman olduğu gibi daha demin de 4 dört almıştık. Aynen şimdi dört tane stik aldık. Ee, i̇lk önce bunları daha sonra yine üstüne attığımızda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi blackboard veriyor. Yani kara tahta veriyor bize. Ee, bu arkadaşlar gerçekten kara tahta. Şöyle koyunca da anlayacaksınız. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yalnız benim e, simetri e, takıntım olduğundan e, bunu şey yapmak istiyorum. Bir dakika 3 çoraya koysak bir dakika düzelir. Şimdi arkadaşlar bu arada bunu silmeyi de göstermiş olurum aynı zamanda. Silmek için şöyle en sol üstündeki bloğa şu şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet bunu e, silmiş oluyorsunuz. Şunu şuraya koysak. Şunu da bir dakika şuraya koysak yok bir dakika yine olmaz. Ee, şunu silip şöyle koymamız lazım. Yok. Ee, o zaman şunu da silip şöyle mi koymamız gerekiyor? Evet bakın şu an tam simetrik oluyor. Yalnız bunu aslında e, böyle değil de bir dakika şöyle yapıp şöyle yaparız. Ee, bir de şöyle yapıp şöyle yaparız. Evet tamamen simetrik olmuyor mu bak orada 3 kalıyor burada şu evet arkadaşlar şu an tam simetrik oldu tamamdır kara tahtamız şu an çok çok daha güzel gözüktü sınıfımıza bir şöyle tekrar bakalım abi mükemmel oldu vallahi ya çok güzel oldu evet arkadaşlar bu arada şurada e, tebeşir animasyonu gibi bir şey var bakın görmüş olduğunuz gibi hani tebeşir tozu gibi ya dökülüyor e, buradaki kemik yani tebeşir e, bu arada buradaki kemiği alıp başka bir şey de isterseniz koyabilirsiniz yani her istediğiniz itemi buraya e, koyabilirsiniz nasıl söyleyeyim size şuradan mesela stick alalım bir tane evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stick'i bu, bu şekilde buraya koyabilirsiniz. Sistik güzel duruyor aslında ama şu kemiği tekrar koyalım biz bence buraya tamamdır. Şimdi arkadaşlar, e, bu şekilde tahtamız da hazır. Gerçekten sınıfımız çok gerçekçi bir hale almaya başlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuradan yine bakalım. Of 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 diyorum. Şimdi arkadaşlar sınıfta öğrenciler çöpünü nereye atsın, değil mi? Hani bunu düşünün de hani camı mı kırıp atsınlar, camdan dışarı mı atsınlar çöpleri ama yani böyle bir şey olmaz, değil mi? Bir çöp lazım sınıfa ya. Çöp de nerede olur mesela? E, ya şu tarafa koyalım ya da kapının çıkışına koyalım. Nereye koyalım çöpü? Çöpü Şuraya olmaz. Bu öğrenciyi rahatsız eder. Buradan hani girip çıkamaz. O yüzden çöpü bence şuraya köşeye koyalım değil mi? Tamam. İyi, önce çöpümüzü yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar çöpümüzü yapmak için 4 tane ayrım bar lazım. Yani arkadaşlar şundan lazım. Hemen göstereyim. Ee, bir dakika. Bars yazalım şuraya. Yani ayrım bar şunlardan alalım 4 tane. Şimdi arkadaşlar bir tane de halı lazım. Evet siyah halı lazım bildiğiniz siyah halı black carpet lazım arkadaşlar. Bunu hemen alalım bir tane lazım bundan. Şimdi bu dört tane ayrım var ve bundan bir tane atıyoruz halıdan. Evet bunlar arkadaşlar birleşince bize çöp yumurtası ve çöpü silme yumurtası veriyor. Bir tanesi çöpü koyuyor bir tanesi çöp arkadaşlar siliyor. Bir dakika yumurtalarımıza bakalım. Yani tamam şu koyan şuraya koyacaktık değil mi? Aynen buraya koyalım şimdi. Ve arkadaşlar silmek için yine ee, şu silme yumurtasını bakın olduğu bu şöyle hani çizgili gördüğünüz zaman bakın basın görmüşsünüz. bak şöyle gördüğünüz gibi ee, böyle görünce basın arkadaşlar ee, yine e, çöpünüzü e, silebilirsiniz koyduğunuz gibi şimdi arkadaşlar çöpümüzü koyduk e, çöpümüz nasıl çalışıyor hani çöpümüz e, gerçekten bir çöp gibi mi hemen bakalım arkadaşlar buna mesela elimizde ne olsun kağıt olsun değil mi şöyle elimize kağıtlar alalım evet bunları arkadaşlar çöpümüzü atalım mesela şöyle teker teker çöpün içine atalım bunları. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kağıtlarımız çöpün içinde ve bu çöp gerçekten gerçek hayatımızdaki çöp gibi arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Üstüne doğru gittiğimizde bunlar elimize gelmiyor. Hani e, gerçekten bir çöp yani. Onlar artık silinmiş oldu sonuçta değil mi? Hani bunlar artık gidince e, Minecraft'ta ne bileyim yürünce falan böyle e, elimize gelmiyorsa bloğun üstüne gidince e, bunlar silinmiş oluyor zaten hani aslında bir anlamda değil mi ve bu yüzden arkadaşlar bu çöp aslında gerçekten hani gerçek hayattaki çöp gibi yani bunları içine alıp siliyor yani tam anlamıyla bir çöp görevi görüyor yani bu da gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmış evet şöyle sınıfımıza yine bakalım hani çöp nasıl etki etti harbiden çöp de güzel oldu ha sınıfımıza vallahi sınıfımıza çöp bile yakışıyor yemin ediyorum bak sınıfımızın çöpü bile güzel be Arkadaşlar şimdi düşündüm de e, sınıfımız da tamam sıramız var çok güzel sandalyemiz var o da çok güzel e, kara tahtamız var e, çok güzel gerçekten. Hani çöpümüz bile var yani çöpümüz bile var sınıfta ama şimdi ben şunu düşündüm sabah öğrenciler okula zırhlarıyla gelecek tamam mı zırhlarıyla gelecek ve bu üstünü başını öğrenci nereye çıkartacak? Ders nesnasında bu zırhlar rahatsız eder yani. Bununla mı oturacak yani sırada, bununla mı dinleyecek dersi? Hayır tabii ki de askılık lazım değil mi sınıfa? Hani çok büyük bir eksiklik bence aynen. Şu an e, şu arka tarafa yani e, şöyle bir askılık lazım. Evet bunu da unutmayalım yani. Unutuyorduk bak az daha. Hemen göstereyim. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Şimdi arkadaşlar e, askıyı yapmak için ya askılı yapmak için e, şu şekilde hemen göstereyim. Evet bir tane tuzak kancası gerekiyor. Hemen alalım. Ve arkadaşlar bunun yanı sıra bir tane de buton gerekiyor biz Hemen bunu da alalım. Şimdi arkadaşlar bunları yine peş peşe attığımızda bakın evet bir tane askı elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar askımızı nasıl koyalım? Yani 3 yani şöyle koyalım. Tamam 1 2 3. Bir dakika Aa, onu koyarsak oraya koyamayız. Hmm. O zaman ne yapalım? O zaman sadece şuraya koyalım ya. Tamam aynen. Şuraya yeterlidir zaten. Hani bundan daha fazlasına bence gerek yok. Bir tane de arkadaşlar şuraya koyalım. Tamam hani daha da fazlasını aynen gerek yok. Şimdi e, bakalım gerçekten üstümüzü başımızı e, buraya çıkartıp koyabiliyor muyuz? Hemen şöyle bakalım rahatça hani sınıfa girdik buradan geldik üstümüzü çıkarttık. E, dersimizi güzel bir şekilde dinleyeceğiz. Şöyle bakalım koyabiliyor muyuz? Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar pantolonumuzu ve ayakkabımızı koyamıyoruz. Yapacak bir şey yok o da o zaman üstümüzde kalacak. Hani onu da katlanacağız o da artık terletir merletir ama olsun yapacak bir şey yok artık. Çünkü koyulmuyor askılığa. Evet mantık olarak da zaten koyulmaması lazım. Sadece e, chest plate ve e, helmet'i koyabiliyoruz arkadaşlar. Yani kaskımız ve e, gövdeliğimizi koyabiliyoruz e, askılığa. Şimdi e, oturalım dersimizi dinleyelim o zaman değil mi? Evet. Bu nasıl bir şey lan? Ana. Kafamla vücudum biri değil. Ana. Heh, düzeldi. Bir dakika. Allah Allah. Tövbe estağfurullah.